Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Minecraft Pocket Edition oynayacağız. Sesi birazcık kısacağım. Evet. Böyle küp gezegenler gibi bir şey var arkadaşlar. Tek tek tüm küplerin içine gezeceğiz. Değişik biyomlarla karşılaşacağız. Bu serimizde normal bir Survivor yerine küp Survivor'dayız arkadaşlar. Hemen isterseniz ağacımızı keserek başlayalım şuradan. Hemen bir crafting table yapmamız lazım arkadaşlar. Crafting table önemli. Çubuğumuzu, sonra da pickaxe'imizi yapalım. Biraz cobblestone'a ve ihtiyacımız var arkadaşlar. Burada da biraz kömür buldum. Onları da alacağım. Çünkü meşaleye ihtiyaç duyabiliriz. Hava kararınca. Çok güzel. Tam altımızda demir varmış. Onları da alırız. Önce kırık taşlarımızı alalım. Yeterince kırık taşımız var. Şimdi yukarıya çıkmamız lazım. Hemen arkadaşlar olmazsa olmaz taş pikeksimizi ve taş baltamızı yapalım. Çubuğumuz varsa birkaç da torç yapalım. Hemen gidip o demirleri de alacağım çünkü demir çok önemli Minecraft'ta. Oyuna başlar başlamaz ev yapmaktansa önce demir bulmanızı öneririm. Hayatta kalmanın sırrı demirdir arkadaşlar. Oo, çok güzel arkadaşlar, diamond. Etrafını kazalım. Daha fazla demir. Demir Minecraft'ın yapı taşıdır arkadaşlar. Demir olmadan Minecraft'ta hiçbir şey yapamazsınız. Redstone'umuzu da bulduk arkadaşlar. Bu seride pek fazla sistemlerle alakalı bir şey olmayacak ama gene de redstone bizim için önemli bir yapı taşı olacak. Hemen burada ihtiyacımız olan crafting table'ı yapmalıyız. Bir adet fırın arkadaşlar. Fırınımızı da crafting table'ın yanına koyalım. Burada çok güzel bir mod var arkadaşlar bu. Ama şu an onu kullanamıyorum çünkü yazı üstüne gelmiş. Demirlerimizi hemen buradan fırınımıza koyalım. Kömürle pişireceğim. Demirler pişsin arkadaşlar. Daha fazla demir, daha fazla güç demek Minecraft'ta. Kömür hemen alalım. Kömür Minecraft'ın en önemsiz gibi gözüken ama en önemli madenlerinden birisidir.
Ömürlüğümüzü de aldık. Şimdi yukarıya çıkalım. Evet. Şimdi ağaçlarımızı kesmeye devam edebiliriz. Taş eşyalar arkadaşlar normal tahtadan daha önemlidir. Önce her zaman taş eşyalara geçmesiniz. Tahtayı asla kullanmayın. Hiçbir işe yaramaz ve çok yavaştırlar. İlk yapmanız gereken önce yeterli sayıda ağaç stoğunuzu oluşturma. Çünkü devamlı ağaç toplamak istemezsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm odunları kesmeniz gerekiyor ki bu yapraklar sonra bize sorun oluşturmasın, kendiliğine yere dökülsün. Artık başka odun kalmadı, o zaman kesilmiş odunları toplayabiliriz. Gece olmak üzere. Yeter kadar odunu da ele geçirdik arkadaşlar. Hemen odunlarla size yapacağım şeyi göstereyim. Biraz çubuk yapacağız. Çubuktan sonra da biraz daha çubuk ve merdiven. Böyle aşağı iniş ve çıkışlarımız kolay olacak. Şunu koyalım. Evet, Boku Dedeş'in oynadığımız için dokunaklarlar çok hassas oluyor. O yüzden böyle yanlış yerlere merdiven basamağı koyabiliyoruz. Ben şuradan demirlerimizi alacağım. Diğer demirlerimizi de koyalım. En azından arkadaşlar bir tane daha merdiven yapmam gerekiyor. Son merdiven basamağımızı da yaptık. Ve gene yanlış yere koyduk. Onu da alalım. Güzel. Böylece çok rahat bir şekilde yukarı çıkıp inebileceğiz. Tamamdır. Evet, ağaçlarımız yok oluyor arkadaşlar yavaş yavaş. O zaman demirimiz olduğuna göre hemen ilk yapmamız gereken şeye geçelim. Demir bir pickaxe, balta ve chest plate. Bunun haricinde tüm odunlarımızı çeviriyorum ve bir large chest yapmak istiyorum. Onu da hemen şöyle şuraya koydum. Bunun içine toprağı, demiri, seed, taş, balta, kömür, fidan, merdiven, tahta balta, taş balta
Evet arkadaşlar, şu an elimizde kalanlar bunlar. Bunlarla devam edeceğiz. Burada videomuza son verelim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.